Gönlümün serserisi gelsin. Ayağını düzelt. Siyah gelsin. Aslında yani saçın var gibi siyah. Ne yapıyorsun? Duymuyorum tam bunlarla. Niye? Tavşan nasıl duyuyor? Kim? Tavşan. Tavşanın da kulakları böyle ama duyuyor. Ama o hep yukarıda tutuyor işte. İndirmiyor. İnik köpekler var mesela. Onlar duyuyor. Evet hocam çok haklısın. Soru soruyorum. Diyorum evet. Ki inik köpekler var kulağa kapalı. İnik niye köpek. Duymuyorum şeyi yapıyorsun bana? Evet. Duyuyor musun beni? Evet. Ne dedim en son? Duyuyor musun beni? Son dedim en son. Ne dedim en son? Tamam. Saçın diyorum siyah. Aslında saç var gibi ama kel gibi de. Siyah ama dümdüz. Evet hocam. Neye evet? Neye evet dedin? Hazırım. Tabii bu üniformayı giyince kendini bir şey zannetmeye başladın değil mi? Evet hocam. Duyuyor musun beni? Evet hocam. Niye sadece evet hocam diyorsun? Hayır hocam. Barış şuna bakmaz mısın lütfen? Bana bak. Arkadaşım sen 1. Dünya Savaşı sırasında pilot olarak orduya katılmışsın ama hiç pilotlayamamışsın. Ne yapmışsın? Pilotlayamamışsın. Yani anladım. Uçamamışsının şeysi, pilotçası. Anladım. Pilotlayamamışsın demek ki sen nesin? İşte orduya katılmamış, tam katılamamış. Uçmamış pilot. Uçmamış pilot. Uçmamış pilot neye benzer? TGS. O ne? Turkish Ground Services. Hayır. Böyle havalı havalı giyiniyorum ama yerdeyim. Müşteri uçmamış pilot, yenmemiş sütlaç gibidir. İlla yemeğe bağlayacak, ne zaman bağlayacak diye... Evet, hiç uçmamışsın ve evet. Çok acıklı bir hikayen var. İnanılmaz. Bugün dramatik bir şey yapıyoruz. Müzisyen, ver alttan. Hisset dramatiği. Nasıl hissediyorsun? Ay. İçim... Göster bize. Ya işte ol böyle duruyorum ya. Artık şok kalmışım böyle yani. O kadar dramatik. Evet, sen o yıllarda pilotluğa gittiğinde bir kız sevmişsin. Şaşı yap gözleri. Neden? Kız çok uzaklarda. Uzaklara bakmaktan şaşı olmuşsun. İndir şaşı ol. Niye indireyim ya? Dürbünle görüyorum. İndirince görmüyorum. Dürbünü indirince şaşı kalıyorsun. Evet. Oğlum dürbünü bozuk haberi yok. Arkadaşım ben ne diyorsam onu yap. Evet. Uzaklara bakmaktan şaşı olmuşsun. Kızın adını sayıklarsın. Sayıkla. İçimden sayıklıyım. Arkadaşım. O dönemlerde öyle Ali'nin kızının ismi söylemek ayıp. Söyle. Aynen. Ne? De ki, kim bilir ne oldu? İşte. 30 yıl geçmiş. 30. Ve ben 30 yıl uzağa mı bakıyorum dürbünle? Evet. Uçmadığın için ne yapacaksın? Uzağa bakacaksın. 30 evet. Yıl sonra gelmişsin, kahvede herkes seninle dalga geçiyor. Cihan, Mert, birer tane sandalye alın gelin hemen. Böyle mi geliyorum kahvede? Evet. Bence kostümle dalga geçiyorlar, ben ne diyeyim? Hayır. Böyle geziyorsun sen. Her an görev çıkabilir, tamam evet. mı? 30 yıl önce sen askere şeye gittiğinde, pilotluğa gittiğinde kız... Başka biriyle evlenmiş. Çünkü senin öldüğünü düşünmüş 30 yıl gelmeyince. Sen gerizekalı bir otobüs parası bulup da gelememişsin. Usta, böyle rahat ediyor. Bana bunu söyle eve gidiyor çok rahatlıyor böyle. O süre uyuyor. Terbiyesizlik yapma. Evet orası kahve. 30 yıldır bu üniformayı hiç çıkarmadın üstüne. Evet. Uçacağın güne kadar bekliyorsun. Ne oldu? Leş. Kim? Kokuyorum ben 30 yıldır bundan. Niye? Yıkanmıyor musun sen? Üniformayı çıkarmadın demedim şimdi. Yırtılacak şimdi. Her yer zaten problem üniforma. Evet arkadaşım. Çok havalısın. Havalı havalı kahvenin önünden geçerken çocuklar... Ya nasıl havalı olabilirim? 30 yıldır görev vermemişler. Havalı olamam ki ben. Olursun. Yalan atıyorsun. Meğer sen vermişler gibi takılıyorsun. Evet çok havalısın. Gel kahvede sık. Evet. 3-2-1 buyurun. Nasıl gidiyor? Abi yine 30 yıl oldu. Hala aynı kıyafet. Sen niye içine konuşuyorsun ya? Ya karışma çocuğa. Cihan. Bağıra bağıra konuş. Mikrofona ağzını dayayarak konuş. Gel. Aptal geldi, evet. Selam. Lan kapıyı! Yani ben de insanın bir yere kadar dayanamıyorum. Arkadaşım! Kapıyı açıyorsun. Evet. Sen niye açıyorsun? Kapıyı açıyorum işte. Niye zıplıyorsun o zaman? Eşik var. Kim var? Köy kahvesi değil mi bu? Evet. Eşik var.
Söylesene seyirciye eşek var zıplıyorum diye. Eşek de var ama her tepsini seyirciye söylemek zorunda değilim ben. Seyirci anlıyor bir yerden sonra. Evet, gel. Selamünaleyküm. 30 yıldır aynı kıyafet var hala ya. Sorma, çıkartamadı gitti. Ne aynı kıyafeti ya? Allah Allah. Ne siz ya? Burada böyle geviş getirirken ben... bizler için ne tarz şeyler yaptım biliyor musunuz? Sorsana ne tarz şeyler yaptım. Sen niye sormuyorsun da ona sor diyorsun? İt ite it kuyruğuna. Ne güzel bir hayat ya. Kendi soracak cesareti bulamıyor. Benim yaptığım... Arkanı dön ve bağır onlara. Kendi yaptığı cesareti bul... Arkadaşım konuşurken demek benimle ilgili böyle şeyler konuşuyorsun. Vay anasını ya. Demek benimle ilgili böyle şeyler düşünüyorsunuz ha. Yazıklar olsun size. Dön arkanı bir anda bağırmaya başlarsın konuşurken. Ha! Nasıl bağırayım? Ya adamlarla yüz yüze konuşuyorum. Arkamı niye... Siz burada oturup geviş getirirken ben orada neler yapıyorum? Hayatımı tehlikeye atıyorum sizler gece rahat uyuyun diye. Yazıklar olsun siz gibi dostlara. Kestik. Süper gidiyorsun. Harikasın. Fakat bunu o sandalyelerin üstüne çıkıp onların etrafında yapacaksın. Tamam mı? Evet müzisyen. Ver müziği, duygusalı. Ne oldu ya? Niye toparlanıyorsunuz? Ben tamam gözümü kestirdim. Sen rahat ol. Müzik yüksel. Hüzün. Siz burada... Rahat rahat kahvenizde oturun. Rahat rahat tut elimi. Pişpirik oynayın diye ben kendimi gökyüzünde tehlikelere attım. Dön arkanı. Uyan uyan. Ne? Dön arkanı. Nasıl döneyim lan? Arkanı dönüp bağıracaksın. Hocam hanginize denk gelir bilmiyorum. Sıçrayıp yerleşeceğim. Kusura bakma. Hüzünlüsün. Evet, son cümleni söyle, sonra dön arkanı. Döndüm, söyledim. Tamam, şimdi arkan son dönükken... Son cümleyi orada okurlar. Arkan dönükken onlarla konuş ve uzaklara bakarak seyirciye... Evet, bu işte. Harikasın, alacağız ödülü. Hocam, şaka yapmayın. Ama siz... benim sizler için yaptığım fedakarlığı bir şaka zannedip... benim göz göre göre kaybettiğim sevgilimi... Konuş Cihan! Konuş ya! Hayır sen sus! Tam sen... orada Cihan konuşsun. Cihan sen konuş. Abi anlayamadım ben tam ya. Bu sefer zıplayıp konuyorum. Arkadaşım! Saçmalama. Anlayamamış çocuk. Bu sefer daha hırçın ve hüzünlüsün. Siz burada rahat edin. Güzel güzel yaşayın diye ben gökyüzüne çıktım. Ve bu sırada hayatımdaki en büyük aşkı kaybettim. Bir gün ağzıma rüzgar girdi, onu anlat. Küçük buz torbalarından vardı. Bir gün ağzıma rüzgar girdi. Bir gün ağzıma rüzgar girdi. Çıkışını anlatmak bile istemiyorum. Uçağı hemen verdik, sattık tabii. Bir gün kanadın altındayım. Bir gün kanadını... Ne? Kanadın altındayım. Kanadın altındayım. Dedim niye buradayım lan? Arkadaşım. Ben de anlamadım. Oraya da hüzünlü bir şey bul ne olur. Bir gün kanadın altındayım. Dedim ki oğlum Muhittin senin yerin burası değil. İşte o kadının senin kanadının altında olması lazım dedim. Bravo. Şimdi sadece Cihan'ın olduğu sandalyeye geç ve bir gün kuyruktayım. Bir gün kuyruktayım. Arkamdaki arkadaş düşünceli tabii. Arkadaşım. Atla. Yine durdum dedim ki kendime. Oğlum her yerinize bastım çok özür diliyorum. Yine durdum dedim ki kendime. Değer mi bu yaptıkların dedim. Değer. Bu arkadaşların bunu hak ediyor mu dedim kendime. Mert söyle, kuyruktaydın abi, heyecanlısın Mert. Kuyruk neydi abi? Sen de demin vardı ya böyle dolanmış. O işte kuyruk o. Neyse kaçtım, arkadaşlarla plaja gideceğiz. Arkadaşım, şuraya ya. Çok güzel gidiyordun ya. Şey, prodüksiyonlar hemen birisi gelsin, koşarak birisi gelsin, çabuk. Arkadaşım sen tirat atıyorsun orada. Tirat atarken... Şey, dizlerin üstüne çök Arif, çocuk olarak gel. Gel Arif, çocuk gibi konuşuyorsun. Muhittin amcam, ne yapıyorsun?
Tirat atıyorum. Saçmalama, demin yaptığın şeydi tirat. Ağzınla atılır tirat, evet. Tam tirat atarken elin havada, bacağın arkada, göğsün öne doğru. Evet, tam o sırada Arif gir içeriye. Muhittin amca, Muhittin amca, sana görev var de. Muhittin amca, Muhittin amca, sana görev dur, var. Dur, köpek oğlum, değil sen lan. Niye sürekli dört ayak üstündesin ya? Bu çocuğun kaderi nedir ya? Ben ona çocuk ol dedim, dört ayak ol demedim ki. Ha. Evet, bu işte. İyice bebek aldı o. Arif yanına gel, paçasından çekerek söyle, çabuk. Arif, geçen haftaki gibi yap. Bu paçadan çek ki beyin üstü düşeyim, olur mu? Muhittin amca, Muhittin amca, görev çıktı sana. Evet arkadaşım, müzisyen, yüksel. Evet, bu çok iyi oldu. Bak, tam göreve giderken ayağın kırıldı. Süper hareket, evet. Sol ayağın dizden aşağısı kırıldı. Tam görev çıkmış, ne yapacaksın? 3-2-1, devam. İnanamıyorum. Bana görev mi çıktı? Görev çıktı Muhittin amca, görev çıktı. Senin sesine ne oldu? Bana görev çıktı. 30 yıl sonra görev çıktı ve bacağım kırıldı. Kalk ayağa. Kalk gösterdim ayağa. Size işte. Gördünüz mü? Oo, pantolon yırtıldı. Gördünüz mü? Sana görev çıkmaz diyordunuz ama çıktı. Şimdi onurlu bir şekilde vazifeye gitmiş neymiş, gitmiş neymiş. Göreceksiniz. Prodüksiyon, uçağı getirin. Arkadaşım giderken durursun kahvenin kapısında, eşikte durursun. Arkanı dönersin ve son lafını söylersin. Çok acıyor. Hayır lan o değil. Başka bir şey. Gururlu, mağrur, hüzünlü, evet. Bir gün bana... O ne lan? Abbo! Nihayet prodüksiyona para yatırmışsınız. Vallahi tebrik ediyorum. Yalnız perdeyi yırtarsan gerçek kadife... Ver odunu. Kapının kolunu ağır çekip. Bir gün sizin için yaptıklarımı torunlarınıza anlatacaksınız. Ve çok utanacaksınız. Çünkü çok utanılacak şeyler yapıyorum. Kaçacağım. Evet çocuklar, terk edin sahneyi. Arkadaşım, ayağın kırık ve görev emrini aldın, geldin. Ne yapacaksın? Görev ne? Görev ne? Bilmiyorum, uçağı mı yıkacağım? Hayır, görev şu. Bir yerde, bir çiftlikte yanardağ patlamış. Lavlar çiftliğe doğru gidiyor. Çiftlikte bir kızla bir karı koca var. Onları kurtaracaksın. Uçakla yanardağa gidiyorum. Evet, Ankara civarlarındasınız. Nerede? Ankara. Ankara yanardağ. Niye şaşırıyorsun lan? Ben şaşırmıyorum. Sen şaşırmışsın zaten. İkimizin adına şaşırmışsın. Ben ne şaşırayım? Karışma benim oyunuma. Tamam. Ankara'yı biraz geçince olsun. Ne fark eder? Evet, Kızılcahamam. Evet. Kızılcahamam'da yanardağ patlamış ve orada çiftlikte bir dağın haberi olmamış. Onları kurtaracaksın. Ve hayatında ilk kez bu uçakla karşılaşıyorsun. Gel. Ha, pilotum ama ilk defa uçakla karşılaşıyorum. Evet. Uçağa bayağı binmeden önce yalnız bir iki şey yapman lazım. Ne? Bir yani, tuvalete gitmem lazım, 2 dakika. Hayır, öyle değil. Mesela basınca dayanıklı mısın sen? Evet. O basınca değil, havaya dayanıklı mısın? İşte daha önce çok yuttum. Hayır, hava basıncına. Bilmiyorum, ne bileyim ben. Hayır, basınç, mesela basınç testi yapalım. Barış gel, müzisyen gel. Ters çevirin bunu, aşağı doğru sallayın bakalım dayanıklı mı? Sen arkadan üfle, sen önden ölç. Gelsenize Barış. Evet, ters çevirin bunu. Ayaklarını atın, aşağı doğru sallayın bakalım basınca dayanıklı mı? Adam basamıyor ki yere. Olsun, çevir. Bunun da manitası var. Olsun. Neyi çevir ya? Seni çevirecekler, aşağı doğru sallayacaklar. Basınca dayanıklı mısın? Yapamam, adamın belinde fıtık var. Kimin? Belinde. Kimin belinde? Adamın belinde fıtık var. Elimle gösteriyorum. Zaten sallanacak olan sensin. O sallayıcı. Allah'tan, yoksa ben hayatta onu alt tokka yapamam. Evet, çevirin arkadaşım, çok heyecanlısın. İnşallah basınç testini geçerim diyorsun. Ne yapıyorsun? Çevirmesin de ben kendim döndüm. Hayır öyle değil, seni ters çevirip sallayacaklar. Ve sen devamlı inşallah basınca dayanıklıyım diyorsun. Sallayın. Çevirin. Ha, komple baş aşağı mı? Evet. Arkadaşım, pilot olmak kolay mı? Böyle saçmalıklar olmuyordur ki pilotlarda. Çevir, çevir, salla. Oğlum pantolon yırtılırsa kepaze olacağız.
Sallayın. Oğlum çok sallamayın. Niye? Bu şeritler biraz sıkıyordu hocam. Basınca dayanıklıyım da gerdirme halatına değil. Evet, biraz sallayın, çok az. Arkadaşım nasıl hissediyorsun? Çok hoşuma gitti kız. Çevirin. Demek ki basınca dayanıklı. Şimdi gözleri rüzgara dayanıklı mı? Ne oldu? Biraz kan ters tarafa gidince... Evet, gözlerin rüzgara dayanıklı mı? Evet. Olmaz. Daha hızlı bir rüzgar lazım. Barış, müzisyen. Dur, aklına bir bok geldi, dur. Çok eğleniyor. Üfleyin. Ha, bu muydu? Sen ne zannettin? Ben hiç. Evet, üfleyin. Üfleyin. Biriniz bir gözüne, biriniz bir gözüne. Sen sabit dur. Oğlum sen gözümü içime kaçar lan gözüm. Sen sabit dur. Adamı... Üfledikçe hisset basıncı ve bana söyle hissettiklerini. Evet, üfle. Gözüm nerede ulan? Şakama üflüyor. Kim? Kulaktan üflüyor, gözü attırmaya çalışıyor bu. Buradan üfle, çift çıksın. Arkadaşım... Bana niye 30 yılda bir görev verdiklerini anladın mı? Arkadaşım... Ben. Zaten eğitimi 20 yıl sürüyor. Arkadaşım, uzaktan üfleyince tutturması zor oluyor. O zaman yakından üfleyip uzağa çekilsin. Yani gözünü öper gibi üflemeye başlayın, çekilin. Senin hınzır, ne evet. Romantizmler. 3, 2, 1, buyurun. Üfle! Lan ne yapıyorsun? Kestik! Üflerken bayılıyordu, gördün mü? Daha üfleyen ayakta duran, üflenen ne yapsın? Kestik. Çocukları bozma. Ben havada çözerim hocam. Hayır, gel buraya. Gel şuraya. Evet, üflüyorlar. Sen sabit bir noktaya bakıyorsun. Kim daha çok üflerse onu şey, bana söylüyorsun hissettiklerini, tamam mı? 3, 2, 1 şey yapıyorsun, rakam veriyorsun. 3, 2, 1 buyurun. Kestik. Barış çok yakın, sen çok uzaksın müzisyen. Arkadaşım sen elinle gözüne getittir onların üflemesini, tamam mı? 3, 2, 1. Buyurun. Ben gittikçe ona mı gidiyor? Geri gitme. Ne hissediyorsun? Birbirlerini üflüyorlar herhalde onu. Benim şey anlamıyorum. Hoşlandınız mı birbirinizden? Bana bir şey gelmiyor. Ona birbirine üfürük yapıyor. Sen niye aradan kaçıyorsun? Bana ne ya? Ben basayım mı? Anca ısınır zaten. Güzel. Arkadaşım. Göz testi yapmadan uçamazsın. Ya göz testi öyle yapılmaz ki. Bunu görüyor musun? Nasıl görmem bitti. O zaman müzisyen en küçük şeyini göster, organını. Getir albümünü. Pislik yapmayın. Müzisyen, çok küçük bir şey göster. Bu ne de? Evet, göster. Yine de moralini bozma. Arkamızı dönelim mi? Arkadaşım! Gördün mü? Neyi gördün? Benim de içim bir burkuldu. Arkadaşım. Ama güzellik içinde. Göz testi yapıyoruz. Seyirci güldürmeyin. İşte bu şey, parmaklar arasında kirpik gibi bir şey göster. Onu ben gördüm. Onu gördün mü? Gördüm. Yuh! Şimdi Barış sen göster daha büyük bir şey. Yeni nesil tabii bunlar. Büyük kirpik yani. Çanta. Çanta. Gördü. Çanta. Tamam. Evet. Göz testini geçtin. Evet arkadaşım. Şimdi uçağa... Şimdi de pervane testi. Hayır. Evet. Yerinize geçin. Müzisyen çalmaya başla. Ver action'ı arkadaşım. Yıllar sonra, 40 yıl sonra ilk kez bir uçaktasın. 30 ya. Burada 10 yıl geçti değil mi? 30 yıl sonra ilk kez bir uçaktasın. Ve uçağa sanki aşıkmışın gibi, sevdiğin kadını görmüş gibi davran. Allah. Ayağın kırıktı lan senin. Evet. Devam. Gözümde üflük. Allah'ım, 46, Valentino Rossi. Evet, devam et. İnanamıyorum. Hayallerimdeki gün, kendi uçağımla göreve gideceğim. İsim koy. He? İsim koy. Ne, uçağa? Evet. Ateş topu. Süper, tamam, evet. Söyle ona, ismini oğlum, söyle ona. Ateş topu, ateş topu. Hayır, öyle değil. Sen ateş topusun. Sen ateş topusun. Benim ömrüm boyunca beklediğim yol arkadaşımız. Sen de çok güzel uçacağız. Oğlum evet. Bayağı gidiyor lan bu. Şimdi bin uçağa, at ikiye, üçe tak, gazla. Evet.
Dur önce el frenini indireyim de. Evet arkadaşım, bin uçağa. Aa, bayağı ilk defa uçak yapmışlar oğlum. Bin uçağa. Evet, uçağı kaldır, uçur, evet. 3, 2, 1, müzisyen, ver müziği. Ne yaptın ulan? Ne yaptın? Dantilatörden uçak yaparsanız böyle olur. Konuşma! Çaktırma seyirciye. Evet, gel öne, çevir. Arkadaşım, önden çevirirken arka ayaklarınla şey yapacaksın. Ön ayaklarınla çevir, arka ayaklarınla. Evet, daha hızlı, kalkmıyor. Evet, şimdi gazla. Evet, seyirci. Ne, seyirci ne? Seyirci, apronda uçak yap. Alayım bir tek tek. Hayır, apronda uçak yap. Apronda mı? Arkadaşım, giderken apronda ne olursun? Kardeşim, bu yolcu uçağı değil ki. Ne apronu? Ne uçağı? Bu saçma sapan bir uçak işte. Sana ne lan? Havaalanından kalkıyor. Evet, kalk tekrar, çevir pervaneyi. Ne oldu? Galiba istemeden uçağa gaz verdim. Kule! Çevir şunu. Allah sizi... Lan şunu düzgün çevirsene. Belki itekleyerek gidiyordur. Olmaz. Öne gel, çevir, sonra koşarak uçağa bin. Çabuk Allah ol. Allah sizi... Ya istemiyorum ben böyle görevi öne ya. Öne gel, çevir, sonra koşarak uçağa minibüste bin. Gideyim, minibüste gideyim. Olmaz. Koş, çabuk. Çevir. Koş, bin. Gazla. Şimdi tümsek geldi. Hop hop yapmışlar. Ne tümseyi? Havalandım be. Hayır, hop hop var. Önce hop hoptan zıpla. Hop hop mu? Evet, okul adamın var orada. Adamın trafiğe bakışına bak. Hop hop. Arkadaşım. Işıldak, hop hop. Trafikte şey eden amca. Okulun önüne hop hop yapmazlar onu mı? Onu boş ver de havada motor durdu. Arkadaşım, ben onu montajda çalıştırırım. Sen bir kere çevir, sonra okulun önünden geçerken hop hop var. Oradan zıpla, 2 metre havaya zıpla. Koltuğa tekrar düş, sonra tekrar devam et. Ne hop hopu, ne okulu? Ben ana yolda mı uçakla kalkıyorum? Havaalanındasın. Havaalanı okulu. Havacılık okulu. Okulların önünde hop hop olmaz mı? Çevir. Gerizekalı, bunun eğitimini almadın mı? Gazla, gazla, gazla. Hop hop. Kaldır uçağı. Basıncıyı. Basıncıyı. Yan çevir uçağı, yan çevir. He? Yan çevir, kontrolü kaybet. Ne oldu? Nagihan'ın başına örttüğümüz şeyi bana getirebilir misiniz? Ne oldu? Ne oldu lan? Ben şuradaki kameradan yönetmene göstereyim. Anladım ben onu. Evet, devam et arkadaşım. Uçuruyorsun uçağı. Şimdi yanım... Ve üşümeye başladım. Şimdi kahvenin önünden geçip onlara hava atacaksın. Kahveye doğru gel. Kahve. Evet, kahvenin tam oraya gelirken onlara oradan hareket yapacaksın. Tam camın önüne gel. Ne yapıyorsun sen? Tam o sırada minareye çarpıyorsun. Kime? Minareye. Ya nasıl bir havaalanı Allah'ım ya Rabbim. Minare, okul, kahve. Ulan kahve. Bir tek pilot yok, bana kaldı iş. Kahveye el sallayıp kalkarken yanlışlıkla minareye çarpıyorsun. Evet, evet. 3, 2, 1. Devam et. Kahve. Kahveye çok büyük hareket yap. Tam önüne minare geldi. Ne yaptın? İmam tanıdık. Evet arkadaşım, gazla şimdi. Gazla şimdi. Evet, son hızla gidiyorsun. Giderken aşağıda gördüklerini söylüyorsun. Bak aşağıya, kendi kendine sevin. Komple arada... yırtılmış. Aşağıda gördüğün bu. Aşağıya bak, aşağıya. Bak aşağıya. Aşağı bakarken bir anda motordan ses gelmeye başlar. Ta 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 tu 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 ta 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 di. Bu anlattıkların hep gerçek şu an. Görmüyorsun ama. Ne gerçek lan? Bence sonuna kadar uçaktan hiç inmeyeyim. Depo dolu. Arkadaşım evet, devam ediyorsun ve o sırada lavları görürsün. Gör lavları, gör. Neleri? Lav, lav, lav.
Lan ateş. Nah, nah, kömür. Kör. Kor olmuş kömür. Yani mangaldan önceki kömür. Ne yapıyorsun? Yok bir şey ya, aramızda. Evet arkadaşım, devam ediyorsun son hızla. Gidiyorsun, gördün lavları. Allah'ım, çiftliği de gördün. Prodüksiyon, hemen kızı gönderin. Bir de kıza koca al sahneye çabuk. Seyirciler arasından bir koca al kıza. Bir... Abi, üçlü... Abi ne ara gel. Hoş geldin abi. Abi çiftliktesiniz. Abi çiftliktesiniz. Abi. Çiftliktesiniz abi. Tamam. İsminiz ne? Volkan. Volkan. Evet. Bak tam senlikliyim. Volkan Love zaten. Evet. 3-2-1. Volkan Love değil. Niye? Volkan Yanardağ. Love içinden çıkan. Aynı şey. Ha, içinden çıkan Volkan'dır. O zaman... Senin böbreğin sen değil misin? O zaman götünde sensin. Tamam. Çözdüm. Şimdi tamam. Pislik yapma. Uçağın altında götürürüm seni. Gerizekalı. Vallahi... Seyirci neyi alkışlıyorsun? Kapağı. Evet. Volkan, şimdi karın geliyor. Melis, gel. Volkan, sen niye karını alkışlıyorsun? Nasıl bir aşksa artık? Evet, Melis, gelin Volkan'ı da al gel. Müzisyenin arkasında çiftliktesiniz. Melis. Gel, gel buradan gel, gel buradan. Senin arkanda ne var? Benim mi? Ne var kızın arkasında? Şey böyle, perforje bir kurdele. Kıyafet. Ha tamam, okey. Dönem kurdele. Oraya değil, bu tarafa, ön tarafa gelin. Ön tarafa. Ön tarafa. Evet, çiftliktesiniz evet. Ve uçağı görüyorsunuz, uçak size geliyor. Ha. Bağırmaya başlıyorsunuz. Volkan, garip garip hareketler yapıyorsun. Melis, evet. Kestik. Arkadaşım ne yapıyorsun? Donumu bağlıyorum desem yeridir. Yani yalan söyleyecek durumda değilim. Şu an perişan haldeyim. A'dan Z'ye deriz ya. Arkadaşım. Canım. Bir pilotun havadayken şeyi pantolonu yırtılsa ne yapar? İnişi düşünür vallahi. Sen pantolonu düşünme. Düşünme. Sadece inişi düşün. Tamam. Onu evet. Sen düşün bence. Çünkü ineceğim her geç. 3, 2, 1 arkadaşım ne olur. Evet dön ve hareketlere devam. Buyurun. Uçak geliyor. Bir şey yap. Ne yapıyorsun manyak? Şimdi sevgi gösterisi yapıyor. Ben de halkı selamlıyorum. Hayır, onlar sana yapıyorlar fakat sen bir türlü görmüyorsun. Ha. Evet, bir daha. Sorti yapıyorsun fakat görmüyorsun onları. Ne yapıyorum? Tam sorti, üstlerinden geçiyorsun. Oo, evet. Sorti o değil tam ya. Tam size doğru geliyorlar Melis, Volkan. Eğiliyorsunuz, evet. Tam üstünüzden han diye geçiyor. Geri zekalı görmüyor. Evet, 3, 2, 1 buyurun. Aa! Görmedi. Şey yaptı. Alo. Alo diyor uçağa. Gitmiş o zaman. Zaten bunu kurtarmamalıyım ben. Volkan çok sinirlen. Ya seni var ya aşağıda yakaladım. Ay ay ne olur öyle deme. Yukarıda zor tabii. Arkadaşım ne yapıyorsun? Niye sallanıyorsun? Müzik dinliyorum ben. Ne müziği ulan? Sen insan kurtarmaya geldin. Evet. Tekrar sorti yapıyorsun aşağı doğru. Evet. Ay. Ya siz eğilirseniz sizi nasıl görecek? Adam tam sorti yaparken yere yatıyorsunuz. Ama çarpar. Çarpsın. Tamam. Evet, adam tam gelirken şey yapıyorsunuz. Hareket yapıyorsunuz evet. 3, 2, 1 yap hareketi. Ay! Lan öbür taraftalar. Ne demin, oldu? Demin boş tur geçmişim. Ben buraya baksam göreceğim onları ya. Evet arkadaşım, sen onları gene görmüyorsun, bakar körsün. Ay, görmüyorum. Evet, görmüyorsun. Nasıl bakar kör? Demin göz testinden geçmedin mi? Nereden geçtin? Göz testinden. Geçtin. Niye görmüyorum? Havada bir şey oldu işte basınçtan sana. Evet, görmüyorsun Volkan. Şey Melis, Volkan'a de ki atlasana de uçağın kanadına atlayıp yapışıyorsun Volkan. Evet, tamam. 3, 2, 1 bu kanadına, bu taraftaki kanadına. Evet, 3, 2, 1 buyurun. Atla, atla, kanadına atla. Ha, sen kimsin? Önüne bak lan. Kule! Ha! La hadi oradan ya. Arkadaşım! İniyorum, iniyorum ben. Bizzat konuşun lan. Bizzat konuşacağım kuleye. Bağır, yabancı cisim, yabancı cisim. Kule! Ha! Bu ne? Oluyor bu. Ben inmiyorum oraya. Arkadaşım! Saçmalama. Sen şimdi Volkan'a ikna et, aşağı insin. Volkan yeri göster, tarif et. Karımla ben çiftlikte kaldık falan. Evet, 3, 2, 1.
Biz çiftlikte mahsur kaldık hanımla. Şöyle şuralara doğru in. Emrin olur. Mahsur kaldık diyor, kanatta geziyor. Arkadaşım tamam desene. Görevi tamam. Al, altına çak. Tamam, sıkı tutun. Hemen altına iniyorum. Altına çak sana. Hayır, altına çakacaksın. He? Ne? Alnına çakacaksın. Niye? Emir alınca alnına çakarsın ya. Ha, canım işte bilmiyor öyle şeyler. Evet, 3-2-1. Tamam, hemen iniyorum. Öyle değil. Öyle öyle, 30 yıldır görev vermemişler, unutmuşum. Evet, iniyorsun aşağıya. İn. Volkan bağırsana, karıma çarpacaksın. Çarpacağız canım, yavaş biraz. Karıma çarpacağız. Karıma çarpacağız, yavaş biraz, ne yapıyorsun? Yavaş çarparsak daha çok acı çeker. Hızlı çarparsak hiç hissetmez. Sen seç. Bir anda çarpacağım. Tamam. Saçmalamayın. Tam aşağıya inip duracakken bir anda ne olur? Vazgeçelim. Hayır. Müzik açarım. Hayır. Motor durur. He. Motor durur. Ne oldu? Motor durdu. Motor durunca ne yaparsın? Ben inerim hemen bundan. Hayır. Artık tehlikeli çünkü. Motor durunca sen el frenini çekersin. O sırada el freninden dolayı Volkan yuvarlanarak karısının önüne gelir. 3-2-1 buyurun. Sen yuvarlan, sen takıl orada. Ay çok uzun. Gel buraya gel. Karısının önüne gelir arkadaşım, sen de binbir güçlükle durdurursun. Müzisyen ver binbir güçlükle durdurma müziğini. Durdurursun, son geldiğin noktada kafan camdan çıkar. Evet, cam anda. Yok ki anasını satayım. Tamam, varmış gibi ben koyarım camı. Evet. Ah. Ay. Yok bir şey yok, siz takılın. Arkadaşım şimdi sen kurtarmaya geldin ve iniyorsun aşağıya. Ne oluyor? Herkes donu görüyor. Hayır. Arkadaşım iniyorsun aşağıya. Sen şaka yapıyorum zannediyorsun değil mi? Ya ne fark eder? Sanki görmedikleri bir şey mi? Fermuardan komple Anarya'ya kadar her yer gitti. Bir şey olmaz, ben montajda olurum. Ya nasıl? Evet arkadaşım iniyorsun ve bu kız kim biliyor musun sen? Bilmiyorum, inşallah terzidir. Arkadaşım. Şunu bırakır mısın? İniyorsun aşağıya. Gururlu bir şekilde iniyorsun. Sen kendi kıçına gül. Ne yapıyorsun lan? Uçuş zorluydu, savunaya girdim. Arkadaşım ya, şu uçaktan tekrar iniyorsun. Çok gururlu bir şekilde iniyorsun uçaktan. Uçaktan çok gururlu bir şekilde iniyorsun. Ya inemem. İneceksin lan. Ya sen sıkıntılı mısın ya? Arkadaşım bir şey olmaz. Nasıl olmaz? Slip mi? Türkiye'de bir tek bende var, yeni getirttim. Arkadaşım sen... Modeli çalınsın istemiyorum. Arkadaşım saçma. Evet, iniyorsun gururlu ve mağrur bir şekilde. Burası çok yüksek irtifada bir bölge. Tamam. Don zincirli olduğu için pas yapar nemden diye inmek istemiyorum. Arkadaşım saçmalama. Melis gülme. Evet, geliyorsun ve gururlu ve mağrursun, yürüyorsun. Tam göz göze geldiğiniz yerde bu kız kim biliyor musun? Bana mı diyorsun? Evet. Kim bu kız? Kim? Kim? Karısı işte çiftçi. 30 yıl önce seni öldü deyip bununla evlenen kız. Yani. Senin sevdiğin kız. Daha çok çiftçinin işvereni gibi duruyor yani. Kıyafet falan. Arkadaşım saçmalama. Öyle değil mi? Hani evet. Konağın sahibi o da... 3-2-1 müzisyen. Ver odunu. Ayağım kırık. Daha neler var? Ayağım kırık. Söyle, lafını söyle. Kız sen ne yapıyorsun burada? Hayır! Gerizekalı duygusalın için ettin. Ama 30 yıllık heyecan var. Saçmalama. Şimdi sen geliyorsun gururlu mağrur, sizi kurtarmaya geldim diye kafanı bir yerden bir tarafa çeviriyorsun. Çevirdiğin anda göz göze geliyorsun, orada duygusal müzik yükseliyor. Melis, efendim? Dizlerinin üstüne düşüyorsun. Tamam mı? Tamam. Ağlamaya başlıyorsun. Evet, 3-2-1. Tamam. Arkadaşım. O sahneyi ne olur, tamam. Çok duygusal, evet. Ama arada devamlı kameraya bak, tamam, evet. 3-2-1, yalla. Sizi kurtarmaya gel... Kestik. Onu gördü değil mi? Kadın tabii şok oldu.
Çok özür diliyorum. Hava kazası. Kestik. Melis, ne biçim ağlamak o? Manyak mısın? Ben şey arkadaşım. Ne? Kız çöküyor. Evet. Melis, ağlıyorsun ama... Ağladım hakikaten. Yani çok üzülmüşsün. Sesin çıkmıyor. Sessiz. Ağlaman büyük, ses yok içine. Ha, tamam. Arkadaşım sen de onu gördüğünde sen de ona yaklaşın. Sürünerek, tamam. Evet. Sürünerek? Evet. Ay, neden? Sen de çünkü dizlerinde falan derman kalmıyor. Derman yok. Evet. Çünkü 30 yıl lan ne demek? 30 yıl. Volkan sen mal gibi bakıyorsun onlara. Evet, 3, 2, 1. Onu yedirerek bize belirledi. Evet, 3, 2, 1. Müzisyen burası çok önemli. Namajik, yala! Merhem gibi bir şey o. Sizi kurtarmak. Öne gel Melis, öne gel. Ben gelmeyeyim mi? Beraber gel. Benim bütün duygusal filmimin içine ettin. Oradasınız, yerdesiniz. Ben şu an çöküyorum, ceryandayım çünkü. Yere çöktünüz ya. Oradan, evet. Melis sen bana doğru geliyorsun, sen de bana doğru geliyorsun. Dizim orada, mi? Evet, orada göz göze gelip ilk konuşma. Evet, 3, 2, 1, yalla. Melis senin sesin çıkmadan konuşuyorsun. WhatsApp'tan yaz. Arkadaşım, ilk lafını söylesene kıza. Yanılıyor muyum yoksa sen mi yanılıyorsun? Muallakta bıraktım hocam durumu. Yani seyirciye o ikircikli, acaba hikaye nereye gidiyor duygusunu vermek istiyorum. Mümkünse sen bir şey verme. Sadece olanı yap. Tamam. Ha. Evet. De ki aman Allah'ım yoksa sen... Aman Allah'ım yoksa sen benim yıllar önce... Sevdiceğim diye bağrıma bastığım... Büyüt! Ellerimde büyüttüğüm... Hayır lan! Mevzuyu büyüt. Ha. Melis sen de daha büyük tepki. Daha büyük alayım. Buyurun, evet. O bağrıma bastığım ama bir türlü... Evimin kadını yapamadığım, gönlümün sultanı yapamadığım... Kadında bir denge bozukluğu var, duramıyor. Duramıyor. O da mı pilot acaba? Olabilir mi öyle bir... Abi, belki basınca karşı... Ne kadar güzel gidiyordu harika. Öyle mi? Öyle mi? Tamam, onu aynısını yaparız. Daha iyisi. Evet, sen de onun gibi yapmaya çalış, tamam mı? Daha büyük. Evet. İyice ben aç, buraya kadar açayım. Tabii tabii. Sırta kadar açayım. Full don zaten. Baby doll var içimde. 3, 2, 1. Buyurun, ver duygusalı. Yoksa sen... Titre. Ağzım ulan ağzım. Yoksa sen... Ay. Benim yıllar önce... Bağrıma bastım. Kafayı kaçırma arkadaşım, kafayı kaybetme. Hayır. Hocam ön sıradan komple özür diliyorum. Bildiğiniz pamuklu yani çok da öyle sanatçı donu diye büyütmemek lazım. Arkadaşım. Pazardan, perşembe günleri Ethem Efendi'den. Arkadaşım. Beşli paketlerde alınabiliyor yani. Biz çok güzel sağa sola vuruyor, tamam. Dövünüyor. Ha. Sen de onun kafasını bularak yüz yüze konuşmaya çalış, tamam mı? Evet, paralel şey olur. Üzünlü bir konuşma yap, çok üzünlü. Sonra Melis, sen de ki sen ölmedin mi diyorsun konuşması bitince. Evet. Evet. Konuşayım mı? Konuş. 3, 2, 1, buyurun. Sen yoksa benim 30 yıl önce kaybettiğim, bağrıma basamadan... Büyüt arkadaşım. Anılarıma gömdüğüm ve bir türlü sevgim diyemediğim o kadın mı sen? Bir kendine gel ya. Arkadaşım ne güzel. Ama kadın bendeki o ruhu aldı götürdü yani. Muhteşemdi. Sen konuşurken ayağa falan da kalkarsın, tamam mı? Kalkar sonunda... kalkar. Ben sırta kadar açacağım bunu ya. Arkaya dekolte yapacağım. Sen lafın bitince... Bir pas at ona, işaretle sen de sen ölmedin mi? Ölmedin tamam. Mi? Ölmedin ha. Mi? Sen, evet, tamam. Hazır, evet, hazır. Tamam. Çok büyüt. Hazır. Tamam. Sen yoksa benim yıllar önce kaybettiğim ve bağrıma basıp kadınım diyemeden anılarıma gömdüğüm o kız mısın? Ay sen ölmedin mi? Ölmedin mi? Ölmedin mi?
Şimdi anladım niye gittiğimi. Arkadaşım. Şimdi anladım. Saçmalama. Söyle. Niye öleyim lan? Evet, 3-2-1. Efendim? Niye öylesin? Ha. Evet, 3-2-1. Oradan alıyoruz. Arkadaşım ver son pası. Evet, ver pası. O kız mısın? Sen ölmedin mi? Ölmedin mi? Ölmedin mi? Niçin öleyim? Ha? Ayağı fırla. Ayağı vurma. Hayır. Ne? Ayağı fırla. Ayağı vurma. Ayağı fırla. Ayağı fırla. Ha, evet. Çok iyi anlaşıyoruz ya. Neden? Ne? Böyle bir kanıya nereden vardın? Niçin öldüğümü düşündün? Kalk Melis, sen de söyle. Neden öyle oldu? Söyle. Hatice teyze geldi bir gün. Senin oğlan var ya, evet anlat. Hatice teyze geldi bir gün. Senin neydi? Oğlan gelmedi dedi. Oo. Bunlar da kına yakmış belli ki. Yani 30 sene sonra bile gülerek anlatına göre o gece ne oldu kim bilir? Arkadaşım saçmalama. Hatice teyzeye sordum ben. Dedi ki yok dedi, seninki dedi gelmeyecek dedi, öldü dedi, düştü dedi uçağa dedi. Müzisyen ver müziği arkadaşım, hüzünlü bir şekilde gel, iki adım yaklaş ve söyle. Kıza mı yaklaşıyorum buraya? Evet. Söyle. Kıza mı yaklaşıyorum buraya? Kıza! Nerede o Yellos? Arkadaşım! Yellos kim? Ayşe teyze. Hatice teyze. Hatice teyze. Hayır, daha düzgün bir Ayşe şey Ayşe teyze cırt, Hatice teyze öbürü. Kız ne gülüyorsun? Allah Allah, 30 yıldır adamı bulmuşsun. Volkan, o sırada araya giriyorsun. Ne oluyor lan burada? Bana da biri anlatsın. Evet, çok agresifsin. 3-2-1, gel arkadaşım. Duygusalı göreyim sende. Aslanım benim, işte bu. Demek bizi ayıran Hatice'nin bu yalanıydı ha. Ne oluyor lan burada? Ay kocam. Hatice karısını konuşuyoruz. Yani yapmadığını bırakmamış 30 yıldır. Adama söyle, dön de ki sen kimsin? Sen de onun ilkokuldan arkadaşısın. Sen bunun ölmediğini biliyormuşsun ama gene de kızla evlenmişsin. Aa, yapma, o çok haysiyetli olmaz o. Yap, Volkan öyle bir şey yapmaz. Niye? Nereden tanıyorsun yaparım Volkan'ı? Diyor. Yaparım, yaparım. Belki de ben bu yüzden ölmek istedim. Görmek istemedim bu arkadaşlarımı. Evet, 3-2-1. Söyle Volkan. Beni hatırladın mı de? Sen beni hatırladın mı? Hatice teyze ne olmuşsun? Saçmalama Volkan, ne yapıyorsun? Kadın komple değişmiş ya. Lan ne Hatice teyze? Bir yaştan sonra tabii artık almamış da. Ne Hatice teyzesi? Kalıyorsun he? Söyle, sen kimsin de? Bir dakika, sen kimsin? Ben ilkokuldan 624 Volkan. 624 Volkan, 625 ben. Evet, iki kişiydik zaten. Arkadaşım! Şimdi Volkan söyle, ben senin öldüğünü Hatice teyzeye söyledim. Senin öldüğünü Hatice teyze, ben söyledim. Senin kocan mı? İnanamıyorum. Melis, öne doğru bir adım atarsın, Volkan'a bir tokat çakarsın. Aa. Evet. Öne doğru adım atarsın, Volkan'a tokat çakarsın. Bilmiyoruz, evet. Sebebini bilmiyoruz. Tamam. Evet. Evet hocam. At öne doğru adımını. Çak tokatını. Arkadaşım, sen ne yaparsın? O da bana çakar. Ben artık bir terzi bulabilir miyim ya? Arkadaşım, saçmalama. Finale götürüyorum filmi. Evet. Çok güzel gidiyor. Ve sen de dersin ki o zaman Volkan 30... Evet, 3-2-1, buyurun. Evet. At. Aman. Yapma. Bunu yapma. Çünkü ben arkadaşı anlayabiliyorum. Böyle bir konuda yalan söyleyebilecek kadar seni sevdiğine göre seni benden daha çok hak etmiş olabilir. İzin verirsen son bir kez el tutayım. Size mutluluklar diliyorum. Ben bayağı... Arkadaşım! Evet. Git şimdi uçağa, arkaya bindir ikisini de. İkisini birden bindiremem arkasına. Evet. O zaman Volkan'ı kanada bağla, Melis'i arkaya al. Eyvah. Evet, tekrar geri döneceksiniz. Bağla Volkan'ı şeye, kanada. Aa, Melis dikkat et. Aa, ben nereye gidiyorum? Dur, çok döndü, çok. Hacı dur, hacı dur. Ve lavlar o sırada yaklaşmaktadır. Lavlar sadece yarım metre kalmıştır. Çok gözüktü mü? Sadece yarım metre kalmıştır. Melis, binersin uçağa, bin. Bindim. Allah! Arkadaş Melis bağır, yarım metre kaldı. Ay yarım metre kaldı. Bin o zaman. Bindim. Kaldıramıyorsun bir türlü uçağı. Ay çok az şey oldu, yarım metre kaldı hala.
20 metreydi, yarım metreye düştü ya. Arkadaşım pervane çalışmadı. Pervane çalışmadı, ne yapayım? Lavlar üstüne geliyor. Sen çalıştırmaya çalış. Beni. Ne? Sen burası arkadan... komple lav mı? Evet. Sen arkadan al. Ne yapıyorsun? Ay, ay. Ne yapıyorsun? Gitti. Ne yapıyorsun? Her yer eşit yansın diye uğraşıyorum. Arkadaşım. Kurtulmak istiyorum artık. Bin şu uçağa. Saçmalama. Evet, Antolum, uçağı... Tamamen yırtıldım. Yok yok, hayır. Uçağı kaldırmaya Melis, sen arkadan ona yapışıyorsun, iyice panik yaptırıyorsun, tamam, tamam mı? Kalkınca da yapış. Evet, 3, 2, 1. Çevir şu pervaneyi! Çevirsene çok pervaneyi! Çok panik yapıyorum şu an. Pervane çevir, pervane. Çok panik yapıyorum. Sen ağırlık yapıyorsun. Ya uçağın kuyruğuna geçeceksin... Ay. ...ya da... Ön tarafa gideceksin. Ön tarafa gidersen oldukça hafifleriz. Arkadaşım, pervane dönmüyor. Ay, pervane dönmüyor. Panik ya, yapıyorum. Oğlum, dönmüyor işte. Döndürmeye çalışacaksın. Sen döndürürken sen ikinci vitesle vurdurun. Döndür. Ya abi, Volkan geç arkaya, arkadan ittir, vurdurma yapacaksınız. Heh. Zıplayalım mı? Hayır, sen arkadaşıma sarıl. Dönmüyor, dönmüyor. Nasıl sarılayım? Dönecek. Aman. Aman. Ay ay. Oğlum Volkan. Hadi ben sigortalıyım da öndeki abiye yazık yani. Volkan, itiyormuş gibi yapıyorsun. Ayaklarınla koşuyorsun ama itmiyorsun. Arkadaşım, bağır Volkan. Vurduruyorum ben. Ay. Adam strese dayanamadı. Aşk böyle bir şey. Uçağı vurduruyorum ben. Evet. Tamam tamam hadi. Volkan uçağı ittirirken o sırada, tam o sırada yanlışlıkla bir anda pervane dönmeye başlar. Pırrrr. İnanır mısın, olmuyor. Öyle bir şey olmuyor bu uçakta. Oluyor, oldu. Ben oldu. Onu montajda koyarım. Çalıştı. Bir anda kaldırırsın. Volkan yere düşersin. Lavların arasında kaybolursun. Gitti. Geçer ama geçer. Üf yap geçer. Gitti. Evet, Volkan'ı alkışlarla gönder yerine. Sağ ol kardeşim. Çok teşekkürler. Tamam. Ve yukarıda kalırsınız. Melis söyle. Ah, kocam gitti. Tamam. Söyle. Ah, kocam gitti ama. Vallahi mi? Ve uçakla havalanırsın. Havalan, birlikte basınç yersiniz. Yiyin basıncı. Kestik. Melis, üşümüyorsun. Basınç yiyorsun. Kadın ilk defa uçuyor uçakla. Evet, 3, 2, 1. Arkadaşım, ona da yedir, basıncı göster. 3, 2, 1. Buyurun. Ben şimdi öne doğru yatacağım, uçağın öne doğru. Evet. Önce havayı ben yatacağım. Tamam. Zaten ister istemez olacak o. Sen kendin... Saçmalama! Evet, kalktınız, havadasınız. Ağzınızda hava giriyor. Havadasınız. Basınç yedir. Basınç yerken aşağıyı göster. Bak, burası benim köyüm. Üstü Allah. Açık uçaklarda öyle fazla basınç olmaz. Olur. 3, 2, 1. Buyurun. Allah çorlusu ya. Olmaz ya. Melis, sor. 30 yıl boyunca beni düşündün mü? Bu basınç sırasında. Öyle mi? Evet, basınç sırasında. Bravo. Sor. Tam zamanı ya, valla. Bir dakika deneceğim, durur musunuz? Bir daha deneyeceğim. Şımarıklık yapmayın. Ne diyorsam onu yapın, işi bitirin. Tamam. Allah çok pardon. 3, 2, 1. Buyurun. Bu 30 yıl içinde beni düştünden mü? Her gece, her gece. Ne diyorsun? Her gece diyorum. Her gece ben anladım. Biz anlamıyoruz, evet. Sonra... Basınç var, nasıl evet. Anlayacağım? Beni söyle, sana nasıl inanayım, evet. Of, hep benimkiler çok uzun. Sana nasıl inanıyorum? Ne oldu? Atmosferden çıktı. Bazı şeyleri içime söylüyorum. Arkadaşım, sana nasıl inanayım dedi. Elini göğsünden içeri sokarsın ve ne çıkarırsın? Ha, kendi. Çok özür dilerim. Dedim ki 30 yıl bir şeye değdi ama sonra anladım. Çok özür diliyorum. Ya estağfurullah. Evet. Elini... Evet, söyle Melis, tekrar söyle. Basınç yiyorsunuz ikiniz de. Ne diyordun ki ben? Sana nasıl inanayım? Ha, ben sana nasıl inanabilirim? Bak, leş gibi terliyim. Ne inanırsın? Hayır. Ne diyeceğim? İnsan göğsünden ne çıkarır? Kıl. Hayır. Kızın fotoğrafı. Aa. Evet. Yapışmış artık. Kestik. Ozalit. Bir dakika dur. Evet, bu çok güzel. Terden sana yapışmıştır, oradan açıp gösterirsin. Ha. Dövme gibi, bak. Kız çok etkilenir. Müzisyen, adam gibi romantizm çalamıyorsun.
Basınç altında romantizm çal. Evet. 3-2-1 buyurun. Pedala bas. Sağdaki basınç pedalı. Ona bas. Evet. Tam o sırada yanınızdan bir uçak geçer, sizi sallar. Olaylar sürekli bizi buluyor. 30 yılda birlikte bütün her şey aynı gece oluyor. Evet. Sana nasıl inanabilirim? Bak. Hangi taraf? Aa, sol yanaktaydı. İnce göstereceğim. Saçmalama. Tamam, açarsın. Göster. Duygusal müzik açarsın. Gösterirsin ağır çekimde. Arkanı dönersin kıza bu arada. O sırada bir gökdelene çarparsınız. Aa. Ve evet. Kalk. Lan arkan niye bu? Arkanı dönersin dedin. Bana doğru dönüp. Evet. 3-2-1 ağır çekimde. Bak seni nereye kazıdım. Bak seni göğsüme kazıdım. Ay. Kalbime kazacaktım. Orada eski manita vardı. Ve ikiniz de kollarınızı açarsınız basınç altında. Aç kolları basınç altında. Açsana kolları. Ne yapıyorsun? Nasıl tutacağım buradan? Kıza doğru dönüp açacaksın. Pardon. Ben böyle yardım edeyim. Ne oldu? Yardımcı ol. Böyle sarılsam. Hayır, kalk ayağa, kıza doğru dön. Oh. O zaman kesin düşeceğiz. Kıza doğru dön, kalk Melisa'n de. Kalktım. Sarılırsınız, sarılın. Kalkabiliyorum. Ve seyirci, gökdelene çarpma sesi. 3-2-1 Ağır çekimde ölün. Kestik. Ölün deyince ne güzel çalıyorsun bal. Arkadaşım, al Melis'i. Ay ay, ay ay. He? Bir şey olmaz, bir şey olmaz. Şunu alsınlar hemen. Bırak sen onu. Göster seyirciye. Melis Bilkan. Müdür Nam. Müdür Nam.